It's Krang. Whoa, what's with the gross man baby body? Selamlar, Duygu ben. Hoş geldiniz kanalıma. Yepyeni bir içerikle karşınızdayım ve bugün size Krang'le selam dedim. Krang'le açtık. 90'larda çocuk olanlar büyük ihtimalle Nilce Kaplumbağalardan Krang'i hatırlarlar. Ne alakası var demeyeceksiniz. Konu ilerledikçe siz de bağdaştıracaksınız. Bağırsak beyin konseptiyle sanki bugün konuşacağımız konuya atıfta bulunulmuş ta o zamanlardan. Hatta Doktor Serkan Kara İsmailoğlu da kitabında Beyinde Ararken Bağırsakta Buldum isimli kitabında bu karakterden bahsediyor ve benzeşme olduğunu söylemiş. Çok da doğru bir söylem. Çok eğlenceli bulduğum için ben de böyle merhaba demek istedim. Bağırsaklarımız bizim bildiğimiz kadarıyla sadece sindirim ve emilimden sorumluydu. Ne ara yediklerimiz, içtiklerimiz kilomuzdan ya da kalp damar sağlığımızdan ziyade mental sağlığımızı, ruhsal durumumuzu, davranış biçimimizi, hatta burası çok ilginç, eş seçimimizi etkiler hale geldi. Evet, bilimsel araştırmalarla beraber tüm bunların hepsine ikinci beyin, bağırsaklarımız yani bağırsaklarımızdaki mikrobiyotamız müdahale edebiliyor. Nasıl mı? Bunların hepsini konuşacağız. Öncelikle mikrobiyota nedir? Bundan bahsedelim. Mikrobiyota vücudumuzun pek çok yerinde, derimizin üzerinde, ağzımızın içinde, bağırsaklarımızda bulunan bakteri, mantar gibi mikroorganizma topluluklarına verilen isim. Ve bağırsaklarımızda inanamayacaksınız ama tam 100 trilyon, klasik araştırmalara göre diyelim, 100 trilyon bakteri yani mikrop olduğu söyleniyor. Tabii mikrop deyince hemen kulağa zararlı mikroorganizmalarmış gibi geliyor. Fakat hiç de öyle değil bakacak olursak. Birçoğu bizim için yararlı olarak çalışan küçük göçmenler vücudumuzda barınan. Çünkü bir insanın vücudu yaklaşık 10 trilyon hücreden oluştuğunu varsayarsak ki böyle varsayıyor bilim insanları. Yaklaşık bizi oluşturan hücre sayısının 10 katı kadar bağırsaklarımızda bir bakteri topluluğu barındırıyoruz. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Bağırsaklarımızda istihdam ve yaşam alanı sağladığımız tatlı bir göçmen topluluğumuz var. Ama bizi oluşturan hücre nüfusundan çok daha fazlalar. Ve tabii bizim adımıza kararlar vermeleri de hiç şaşılısı bir şey değil. Dilerseniz mikrobiyotamızın nasıl oluştuğundan bahsedelim. Henüz anne rahminde bir zigotken tüm bakteri ve mikroplardan steril durumdayız ve bir mikrobiyotamız yok. Fakat doğumla beraber mikrobiyotamız şekillenmeye başlıyor. Hatta bilim insanları ve uzmanlar doğum şeklimizin mikrobiyotamızı şekillendirmekte önemli bir etken olduğunu öne sürüyor. Normal doğum yoluyla dünyaya gelen bebeklerin mikrobiyotası doğum esnasında doğum kanalından aldıkları ve tanıştıkları bakterilerle, yararlı bakterilerle oluşurken sezaryen yoluyla dünyaya gelen bebeklerin annesinin derisinin üzerinden aldığı bakterilerle oluştuğu yine bilim insanları tarafından öne sürülen bir tez. Tabii altı çizilmesi gereken nokta normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin alerjik rahatsızlıklar ve obezite gibi problemlerle daha az karşılaştığı yönünde. Bu noktada altını çizmek istediğim bir şey daha var ki es geçmememiz gerekiyor. Anne sütü de mikrobiyotayı sağlıklı biçimlendiren önemli unsurlardan bir tanesi ilk aşamada. Pekala, mikrobiyotamız çevresel etkenler, yediklerimiz, içtiklerimizle beraber anladığımız kadarıyla şekillenebiliyor. Ama ne oluyor ki bir süre sonra yönetimi ellerine geçiriyorlar ve bu 100 trilyon yani bizi oluşturan hücre sayımız 10 trilyon, bunun 10 katı kadar fazla olan bu göçmen arkadaşlarımız kontrolü ele alıp bizim duygularımıza, ruhsal durumumuza, eş seçimimize
beslenme biçimimize, mental sağlığımıza kadar karışabiliyorlar. Bunu da şöyle açıklamak istiyorum. Bağırsaklarımızda ve beynimizde pek çok sinir hücresi, yani nöron bulunmakta. Ve bu sinir hücreleri, bağırsaklarımızda bulunan sinir hücreleri beynimizle direkt olarak temas kurabiliyor. Ve aynı zamanda çok önemli bir unsur var ki dopamin ve serotonin dediğimiz iki önemli mutluluk hormonu bağırsaklarımız tarafından salgılanabiliyor. Bu da beslenmemizle birlikte bizi ödüllendirebildikleri anlamına geliyor. Yani biz mikrobiyotamızı oluşturduktan sonra onlar da bizim hayat biçimimizi oluşturuyorlar belki de. Nüfus olarak çok daha çabuk üreyebildikleri ve çok daha kuvvetli oldukları için tercihlerimize kadar karışabiliyorlar. Çünkü beynimize, yani otonom sinir sistemimize direkt olarak etkili olabilme şansları mümkün. Pekala, duygu durumumuza nasıl etki ettiğini mikrobiyotamızın anlamış olduk. Sonuçta serotonin ve dopamin hormonu ellerinde ve biz de serotonin ve dopamin bağımlısı yaratıklarız. Çünkü mutlu olmak istiyoruz hepimiz. Asıl heyecanlı konuya gelelim dilerseniz. İyi, güzel, bunları anladık diyorsunuz. Duygu durumumuzu etki edebiliyorlar. Çünkü bağırsaklarımızda nöronlar var, sinir hücreleri var ve bunlar beynimizdeki nöronlarla direkt etkileşim halindeler. Dopamin var ellerinde, serotonin var ellerinde dediniz. Peki eş seçimi bu nedir yahu? Nasıl yani? Vücudumda bulunan 100 trilyon bakteri, yani 1,5 kilo ağırlığında bir bakteri yuvası benim eşimin seçmeme nasıl karışabilir dediğinizi duyar gibiyim. Bilim insanları bunu da yaptıkları bir deneyle açıklıyorlar. Nişasta ile beslenen sirke sineklerini iki gruba ayırıyorlar. Bir grubu yine nişasta ile beslemeye devam ederken diğer grubu şeker pekmezi ile beslemeye başlıyorlar. Daha sonra bu iki grubu bir araya getirerek gözlemlemeye başlıyorlar. Şeker pekmeziyle beslenen sirke sinekleri yine şeker pekmeziyle beslenen sirke sinekleriyle eşleşirken nişastacı sirke sinekleri ise nişastayla beslenen sirke sineklerini tercih ediyor. Bu ilginç. Bunun sağlamasını da yapmayı unutmuyorlar tabii ki. Sirke sineklerinin besinlerine antibiyotik karıştırıyorlar ve deneyi baştan yapıyorlar. Yine bir araya bir grup halinde getiriyorlar. Bu defa sirke sinekleri rastgele tercihler yapıyor. Çünkü mikrobiyotaları yok olmuş durumda. Yani varın siz düşünün, mikrobiyotamız eş seçimine ne kadar etkili olabiliyor. Bu arada yine uzmanlar feromonlar vasıtasıyla mikrobiyotamızın etkide bulunduğunu ve eş seçimimize müdahil olduğunu öne sürüyor. Yani dün akşam canınız ekmek kadayıfı, şöyle kaymaklı güzel bir ekmek kadayıfı çektiyse ya da çift lavaşlı dürüm ya da bol tereyağlı bir İskender, bu sizin tercihiniz olmayabilir. Bu belki de o bağırsaklarınızda yaşayan yaklaşık 100 trilyon kadar bir nüfusa sahip olan ve kendi aralarında 1000 çeşit tür bulunduran tatlı minik göçmenlerinizin tercihi olabilir. Ve yine yakınlarda hiç de tarzım değildi dediğiniz bir ilişki yaşadıysanız belki yine de o sizin tercihiniz değildi. Feromonlar. Peki bu saatten sonra yapılacak bir şey var mı? Elbette var. Mikrobiyotamızı şekillendirmemiz söz konusu. Tabii bunlar diyetlerle vesaire olacak bir şey değil. Çok çeşitli beslenmeye çalışarak, daha ziyade yüksek şeker ve yüksek yağ oranını bulunduran besinlerden uzak durarak, aynı zamanda prebiyotik ve probiyotik ağırlıklı beslenerek ve antibiyotiklerden uzak durarak mikrobiyotamızı belki uzun bir vadede şekillendirmemiz mümkün olabilir. Bunun önemini her noktada yaşayacağımız için bence hayatımıza yatırım gibi algılarsak çok daha mantıklı bir karar almış olacağımızı düşünüyorum. Çünkü o yaptığımız diyetler kısa süreli fayda sağlayan ögeler bizim hayatımızda çok da gerçekten kalıcı anlamlar ifade etmiyor maalesef. Fakat beslenme biçimimizi değiştirirsek
Bu noktada sadece vücut şeklimiz ve kalp damar sağlığımız etkilenmiyor gördüğünüz gibi. İşin içinde mental sağlığımız ve bununla ilgili hastalıklar, Alzheimer, erken bunama vesaire gibi. Ya da ruhsal durumumuz, depresyon, sıkıntı, problem hissi gibi. Ya da eş seçimimiz. Hayatta daha önemli ne olabilir ki? Bunların hepsine müdahale edebilmek istiyorsak uzun vadede mikrobiyotamızı dediğim gibi yeniden şekillendirmemiz mümkün. Bu konuda kaynaklara ulaşabilirsiniz. İnternet üzerinde pek çok kaynak var. Prebiyotik ve probiyotik ağırlıklı beslenmek nasıl olur diye. Güzel bir sohbet olduğuna inanıyorum. Keyifliydi. Benim çok ilgimi çeken bir konuydu. Dilerim sizin de ilginizi çekmiştir. Zaman ayırdığınız ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ne diyelim? Kalbinizle beyniniz arasında kaldıysanız son zamanlarda bırakın bağırsaklarınız karar versin. Hoşça kalın. Abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.